Türkiye'nin 81 ilini dolaşarak sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz Ekonomi Dünyası programında bugün Balıkesir Bandırma'dayız. Eskici Han'da Neslihan Hanım'ın işletmesine konuk olduk. Kendisinden tabii ki işletmesi hakkındaki değerli bilgileri alacağız. Fakat öncesinde ben Neslihan Hanım'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Neslihan Hanım, bize kendinizden bahseder misiniz? Neslihan Hanım kimdir, ne işle uğraşır, ne kadar zamandır bu işin içinde? Ben Neslihan Çelebi, Bandırma'da yaşıyorum. Bu işe eskiye zaten küçüklükten beri gelen bir tutkum vardı. Dolayısıyla bu zamanla daha çok büyüdü. Artık bunları hep evimde toplamaya başladım. Sonrasında da zaten anneydim, çocuğu büyütme aşamam vardı. Onu geçtikten sonra artık bunu eşimle beraber bir marka haline dönüştürelim dedik. Zaten eşim de 30 yıldır bu işle uğraşıyor. Zaten alanımız, ilgi alanımız, biz de yapmaya karar verdik. Büyük korkumuz vardı, evet. Yani bu geçmişten gelen ürünlerin günümüze harmanlanması ya da insanların bunu ne derece kabul edebilir gibi bir şeyimiz vardı, tedirginliğimiz vardı, evet. Ama burayı açtıktan sonra özellikle insanların yoğun ilgisini görünce ve herkesin buraya gelip bizi takdir etmesi, tebrik etmesi ile de karşılaşınca o zaman güzel bir iş yaptığımızı ya da bu işin kabul göreceğini anlamış bulunduk. Biraz da işletmenizi tanımak istiyorum ben. Bu işletme ne zaman kuruldu, ne kadar zamandır var, tam olarak hangi ürünlerden bahsediyoruz, ne gibi işler yapıyoruz? Bir sene oldu işletmemizi açalı. Burada antika mobilya üzerine bizim ürünlerimiz. Ama mobilya derken hani bu ağır oturma grupları ya da büyük vitrinler falan değil, küçük çay setleri, daha çok gerçekten unutulmuş, gelecekten kopmuş ürünler. Yani buradaki dükkanındaki ürünlerin yaşı 100 yaşında olanlar da var, 80-90 yaşında olanlar da var. Bizim amacımız gerçekten böyle unutulan şeyleri günümüzün modern hayatla bütünleyip, hani artık eşyalar modern oldu, onların içerisinde küçük bir köşe, nostaljik ürünler taşıyan küçük bir köşe, ki zaten insanların şeyi de, ilgisi de bu yönde. Neslihan Hanım, dediğiniz gibi aslında antikaya hobimiz olmasa dahi herkesin evinin bir köşesinde biraz da olsa antikalar mevcut oluyor. Siz de aslında bu eksikliği Bandırma'da karşılamak, evet, istediniz. Bandırma'da başka sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz neler? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz bizim mobilya üzerine olmamız. Yani normalde antikacı dediğiniz zaman her parça ürünü elinde bulunduran işletmeler oluyor. Fakat biz mobilya üzerine Bandırma'da tekiz. Ve aynı zamanda biz ürünlerimizin hem döşemesini, hem gerekiyorsa boyamasını, yenilemesini, çünkü eşimin zaten öyle bir geçmişi var. Bütün bunları karşılıyoruz. Yani aldığınız üründe, bizden alınan üründe hiçbir deformasyon mümkün değil, olamaz. Onların boyanması gerekiyorsa boyuyoruz. İşte kumaşını ya da döşeme işlemi gerekiyorsa onları yapıyoruz. Bizim bize ayıran şey, evet, onları alıp onları, hani zanaatkar diyorlar ya, işte o zanaat şeyini yapıp onları geleceğe aktarmak. Aslında antika deyince hepimizin aklına biraz yaşanmışlık, biraz deforme olmuş ürünler geliyor. Fakat siz bu deformasyonun yanı sıra bunları aynı zamanda yeniliyorsunuz da. Evet. Bu yenileme işlemi nasıl gerçekleşiyor? Yani müşterilerle bizzat onların talepleri doğrultusunda bir iletişimde bulunup buna göre yenilik işlemi gerçekleşiyor, değil mi? Şöyle, biz elimizdeki malzemelerin ilk önce ihtiyacı neyse ona bakıyoruz. Mesela boyama işini çok yapmak istemiyoruz. Ama mesela üzerindeki boya yetersizse eğer boyamasını kaldırıyoruz, kazıyoruz. Altındakine bakıyoruz. Mesela birkaç ürünümüz öyle vardı. Boyasını kazıdıktan sonra alttan muazzam bir ahşap çıktı. Onun üzerine bir vernik sürüp döşemesini yapıp kapattık. Ama müşteri gelip, ki öyle bir satışımız da oldu. Mesela altın varak boyama istiyordu. Bütün bir Haziranlı oturma grubunu altın varak boyayıp çok güzel Osmanlı deseni kumaşlarla kapladıktan sonra teslim ettik. Yani müşterinin istediğini de yapıyoruz. Evet, ama bu şey aşamasında, işte ürünü
sergileme aşamasında ilk önce kendimiz yapıyoruz. Yaptıklarımız da var, yapmadıklarımız da var. Ben çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım verdiğiniz değerli bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Geldiniz.